Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Tarihler 26 Ağustos 2024'ü gösteriyor ve haftanın savunma ve havacılık gündemiyle sizlerle beraberiz. Bu videoyu bir gün gecikmeyle sizlere sunuyorum. Dün yollardaydık İstanbul'a anca geldik ve bir gün gecikmeyle size haftanın gündem videosunu hazırlıyorum. İlk konumuz Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine katılan yeni tip denizaltı projesi reis sınıfının ilk gemisinin teslimatı olduğu cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla birlikte Aksaz'daki deniz üstünde tören düzenlendi ee, ve yaklaşık 2019'da denize indirilen neredeyse 5 yıldır testleri devam eden TCG Piri Reis Deniz Kuvvetleri'nin envanterine katılmış oldu. Bu proje Almanya ile birlikte e, yürütülen bir projeydi. Alman lisansıyla alınıp bizim ihtiyaçlarımıza göre modernize edilen içinde yerli sistemlerin milli mühimmatların yer aldığı bir denizaltı oldu. Tip 214'ten geliştirildi bu denizaltı ee, yaklaşık 68.35 metre uzunluğunda periskopu açıldığı zaman da 16.5 metre yüksekliğe sahip Türk Deniz Kuvvetlerinin yeni nesil denizaltılar açısından çok önemli yere sahip olacak bir sınıf oluşuyor. Reis sınıfıyla ve toplam 6 adet denizaltı üretilecek ortalama her yıl bir denizaltı deniz kuvvetlerinin envanterine katılacak. Uzun yıllardır denizaltıcılık tabii ki denizlerin altında sessiz bir şekilde ilerliyorlar. Hem savaş zamanı hem barış zamanı çok farklı görevlere sahip. Savaş zamanında karşı tarafın donanması için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sessizce yaklaşıyor. Bazen attığı torpiller veya güdümlü mermileriyle birlikte öldürücü hale gelebiliyor. Barış zamanında yaptığı görevlerle özellikle sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat konusunda denizaltılar çok çok önemli görevlere sahip. Şimdi Türkiye'de şöyle bir denizaltıcılık geçmişine baktığımız zaman aslında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye dünyada denizaltıyı kullanan ikinci ülke. İlk denizaltı envantere 1886'da Abdülhamit devriminde giriyor. Fakat o yıllarda ne yazık ki donanma uzun yıllar Haliç'te mahsur kalıyor ve Cumhuriyet dönemine kadar denizaltıyla ilgili donanmamızda bir gelişme yok. Genç Cumhuriyet birlikte donanmada denizaltılara büyük önem veriliyor. Önce İtalya'dan artık arkasından Almanya'dan çeşitli denizaltılar yapılıyor. Hatta denizaltıların üretimi için girişimler çalışmalar oluyor ülkemizde. 1952'de NATO'ya girişle birlikte çeşitli Amerikan yardımı gelen denizaltılarla bir güç oluşturuluyor. Ve 1970'lerde denizaltı üretimi tekrar gündeme geliyor. Ve burada da Alman ekolü üzerinden yürüyor Türk Deniz Kuvvetleri Ay sınıfı, Preveze sınıfı, Gür sınıfı üç ayrı sınıfta çeşitli denizaltılar üretimi gölcükte gerçekleştiriliyor. Hatta bu denizaltıların bazıları örneğin Ay sınıfı için modernizasyonla birlikte gerçekten güncel sistemlere sahip gemiler halen Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde. Türk Deniz Kuvvetlerinin geleceğini oluşturulacak proje, yeni tip denizaltı projesi 2011 yılında Almanya ile yapılan işbirliğiyle birlikte hayata geçiriliyor. burada yerli ve milli sistemlere sahip olması, yine milli mühimmatlar kullanılması çok ön planda ve buna odaklanıyor projede e, tabii ki bu yerli milli sistemleri entegre ettiğiniz zaman öyle hazır almak gibi değil. Uzun sürüyor test aşamaları ve ilk denizaltı TCG Piri Reis 2019'da denize indiriliyor. Yaklaşık 5 yıl süren test çalışmalarının arkasından ilk prototipler her zaman denizcilikte de olsun, havacılıkta olsun, kara sistemlerinde olsun uzun sürüyor kendini ispat etmesi gerekiyor ki denizaltı oldukça karmaşık sistemlere sahip, zor üretilen silahların başında. Bu nedenden dolayı bu 5 yıl içerisinde tüm bu testler başarıyla tamamlanıyor ve artık serinin geri kalan 5 denizaltısı da her yıl birer adet olmak üzere hizmete girmeye başlayacak. Peki burada yer alan savunma şirketlerimizin görevi nedir? Rolü nedir? Neler yaptılar? İsterseniz bir de bu konuya doğru bakalım. Savunma şirketleri açısından burada asfaltın çok önemli bir yeri var. Dediğim gibi denizaltılar Gölcük'te üretimi gerçekleştiriliyor ve bu son törenle birlikte Aksaz'da da bir tersane komutanlığı kurulmuş durumda. Bu tersane komutanlığının ee, yönetimi Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı e, kapasiteleri açısından, gelişimi açısından da koordinasyon asfatta. Ee, buraya 113 bin metrekarelik bir tesis kuruldu. Bunun yaklaşık 13 bin metrekaresi kapalı alan, 11 ayrı fabrika ve depo alanı var. Ve bu tersane içerisinde 7500 tonluk yüzer havuz ve 3000 tonluk denizaltı için yüzer havuzlar mevcut. Birçok test Aksaz'a kaydırılacak özellikle denizaltı konusunda. Ve sonraki hedef Aksaz'dan sonra Mersin'de de bir tersane kurulması planlanıyor. Bir başka önemli savunma şirketimiz bu konuda mühendislik hizmeti veren STM. E, STM denizaltının e, tasarımlarının yanı sıra Section 50 olarak adlandırılan o denizaltının burnundaki torpidoların çıktığı bölümün geliştirilmesi ve aynı zamanda üretimiyle ilgili çok önemli bir rol üstlendi. 3. Denizaltı'dan itibaren Section 50 bölümü yerli imkanlarla üretilerek Gölcü'ye teslim edildi. Buradaki önemli konu tabii ki Roketsan konusuna geleceğim. Roketsan'ın ürettiği akya torpidoların atılmasına uygun bir tasarım gerçekleştirmek. Bunu da STM başarıyla hayata geçirdi. STM'nin yaptıkları sadece e, Section 50'nin tasarım ve üretimi değil. 33 sistemin yerleştirilmesi ki bunlarla ilgili 19 imalatçıyla birlikte çalıştı STM. Aynı zamanda sistem entegrasyonu ve denizaltının kompozit üst yapısının tasarımı ve üretimi ülkemizde gibi çok önemli rolleri de STM üstlenmiş durumda. Zaten denizaltı modernizasyonuyla ilgili çok önemli bir geçmişe sahip, tecrübeye sahip bu tecrübeyi de STM geçtiğimiz yıllarda Pakistan'a ihraç etmişti hatırlayacaksınız. Bir başka önemli savunma şirketimiz Türkiye'deki savunma sanayinin yazılım ve simülasyon evi komuta kontrol sistemleri geliştiren Havelsan. Havelsan, TCG Piri Reis'in kalbini ve beynini olarak adlandırılabileceğiz iki önemli sistemin geliştirilmesini, yerli imkanlarla tamamen milli olarak yaptı. Bunlardan birincisi savaş yönetim sistemi. Savaş yönetim sistemi tehditlerin görülmesi, bunlara karşı önlemlerin alınması, atışların yapılması gibi çok çok önemli sistemin beyni diyebiliriz. Bir başka önemli sistem de denizaltı bilgi dağıtım sistemi. Ha, sen gerçekten bu iki konu üzerine çok ciddi odaklanmış durumda. Hatta olayın şöyle de bir boyutu var. Biliyorsunuz Reis sınıfı 6 denizaltıdan oluşuyor ama 7. denizaltı Ankara'da. Ankara'da Havelsan Genel Müdürlüğü'nün altında. Burada aynı denizaltı sistemleri simüle etmek üzere bir merkez kuruldu. Bu tüm hazırlanan yazılımlar, her şey burada kurulmuş adeta bir denizaltı merkezi gibi oluşturulmuş. Burada kara Konuşlu test sistemi, KKTS üzerinde testleri yapıldı. Onunla da ilgili geçtiğimiz aylarda Havelsan'da çok güzel bir canlı yayın yapmıştık. Bir denizaltıcı emekli albayımızla beraber denizaltılar nedir, ne yapıyor, Havelsan'ın etkileri nedir? O linki de buraya bırakayım. Meraklı arkadaşlarımız lütfen bunu kaçırmasın. Tabii ki işin mühimmat kısmına gelelim. Mühimmat kısmında da Roketsan'ın çok büyük katkısı var. Bunların başında da ağır sınıf torpida Akya geliyor. Akya özellikle bu yeni tip denizaltı projesi reis sınıfı için tasarlandı ve gerçekten atışlarında da çok başarılı oldu ve bunlarla da ilgili yurt dışına olan bağımlılığı Akya e, sona erdirmiş durumda. İş sadece Akya ile de bitmiyor. Atmaca olarak adlandırılan normalde e, kara konuşluğu veya hava araçlarına atılabilen atmaca veya deniz üstü gemilerden atabilen atılabilen atmaca denizaltıya da Entegre edilecek. Ben eminim ki gelecekte e, gezgin gibi farklı füze sistemleri de e, entegre edilerek bu denizaltıların vuruş gücü artırılacak. Tabii ki sistemlerin yerli şirketlerin olmazsa olmazlarından biri de Aselsan. Aselsan da bu denizaltı için uydu haberleşme dahili harici haberleşme sistemlerini e, tasarladığı yerli imkanlarla milli milli yaklaşımlarla bunlar üretildi. Böylelikle reis sınıfı denizaltılar uydu üzerinden haberleşerek bunu tabi kriptolu bir şekilde yapılacak ve bu haberleşmeyi de Aselsan gerçekleştirmiş durumda. Türkiye'nin denizaltıcılık tarihini biraz özetledim. Neler yaptık? 70'lerin sonunda başlayan daha modern denizaltı üretimi var. Bundan sonraki adım Milden. Nasıl Milgen projesi var, gemi projesi. Milden de milli bir denizaltı yapılması. Denizaltılarla ilgili en önemli maddelerden bir tanesi denizaltı çeliği üretmek. Bu çok özel bir çelik. HY100 olarak adlandırılıyor. Bu konuyla ilgili de Oyak çok ciddi bir yatırım yaptı ve bunun üretimi, sertifikasyonu Türkiye için gerçekleştirilmiş durumda. Bu çeliğin özelliği şu. Düşünün, denizin altında 100 metre dalıyor. Çok ciddi bir e, su yüzeyiyle suyun 100 metre altı ve denizaltı içinde çok ciddi basınç farkları var ve bu çeliğin bu basınç farkını koruması emniyetle operasyonun görevin yapılmasını sağlamak zorunda. Bunun yanı sıra denizaltının yaklaşık 12 metre yanında patlayan 100 nil kilogram Newton'luk bir bombaya da bu çeliğin dayanması ve geminin görevine devam etmesi içindekilerin emniyetle hayatlarına. ...tutunmaları gereken bir çelik yapmanız lazım ve bu çeliginde ...HY100 olarak adlandırılan bu çeliğin de üretimi OYAK tarafından tamamlanmış durumda. Hatırlayacaksınız bir önceki İDEF fuarında bu çelikle ilgili ilk lansman tanıtım gerçekleştirilmişti. Birinci bu çeliği yapacaksınız. İkinci önemli konu işte bu son projeyle birlikte sistemleri yapabilmek mühimmatlara sahip olabilmek. Bunlarla da ilgili çok önemli adımlar atılmış durumda. Ve bir sonraki adım da artık bunun tasarımına geçilmesi. Bu konuyla ilgili deniz kuvvetleri gerçekten uzun yıllardır çok başarılı çalışmalar yapıyor. 2017'de Milden projesi resmi olarak başlatıldı. Harekat isterleri, gereklilikleri önce ortaya kondu. 2018'de de Proje ofisi kuruldu ve şu an kavramsal tasarım bitmiş durumda. 2025 içerisinde de ileri dizayn aşamasının tamamlanması lazım. Arkasından da bu projeyle ilgili üretimin başlanması planlanıyor. Reis sınıfının boyu 68.35 metre. Karşılaştırma açısından vermemiz gerekirse. Milde'nin boyu 80 metre olacak. Daha büyük bir denizaltı yapımı planlanıyor. Bu konuyla da ilgili çalışmalar devam ediyor. Sadece bu proje mi var? Hayır. Yine STM tarafından çalışmaları sürdürülen STM 500 tipi denizaltı var. Bu daha ufak bir denizaltı olacak. 22 kişilik mürettebatta sahip olacak. Aynı zamanda 8 kişilik özel timi de içinde taşıyabilecek özelliklere sahip. 30 gün su altında kalabilecek bu denizaltı ve 200 metre dalabiliyor. 4 torpido yuvasından toplam 8 adet torpido doyuda atacak. Bu özellikle e, sığ olan denizlerde, işte bu Ege Denizi olabilir, Karadeniz'in kuzey olabilir. Bu tür bölgelerde görev yapma özelliklerine sahip mini bir denizaltı projesi. Bunlarla da ilgili çalışmalar devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi önce ortak üretim Arkasından milli sistemlerin entegrasyonu ve buradan elde edilen tecrübenin de milli sistemlere geçişi bunlar aşama aşama ve Türkiye denizcilik açısından bu çalışmaları başarıyla devam ettiriyor. Bizler de gurur duyuyoruz. Özellikle Milden projesiyle ilgili çalışmalarına da yurt dışından ilgi olduğunu belirtmemde fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende TCG Piri Reis'in yanı sıra iki önemli proje daha. Onlar biraz daha gölgede kaldı. Onu da böyle videomuz içerisine vermiş olalım. Bunlardan birincisi 3000 tonluk denizaltı yüzer havuzunun envantere girişi oldu. Herhangi bir yerde denizaltıların bakımı için veya diyelim ki Allah korusun herhangi bir yerde denizaltı arızalandı, bir hasar aldı. Bu yüzer havuz onu içine alıp bakımının hızlı bir şekilde yapılmasını gerçekleştiriyor. Bu kabile Türkiye'ye yine asfalt tarafından kazandırıldı. İkinci önemli nokta da yakıt 2, 3 ve 4 gemilerinin Deniz Kuvvetleri envanterine girişi oldu akaryakıt ve yağ ikmali konusunda bu tür gemiler büyük önem taşıyor. Ve bu gemilerin işte limanlara girmeden akaryakıt veya yağ ikmallerinin gerçekleşmesini sağlayan gemiler bunlar da yardımcı sınıfta olmalarına rağmen ve çok çok öneme haiz gemiler. İkinci konumuz Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettiği tanker uçak. Uzun yıllar Yunan Hava Kuvvetleri bir tanker uçak ihtiyacı bildirmemişti. Ve son yaklaşıma göre ABD Silahlı Kuvvetleri'nin yedek uçakları ki bunların önemli bir kısmı halen çölde yarı faal bir şekilde tutuluyor. 4 adet KC-135R tipi tanker uçağı ABD'den talep etti. Bunlar ücretsiz olarak Yunanistan'a verilecek ama muhtemel bunların... Büyük bakımları, idameleri, yedek parçası konusunda e, o fiyatlarını kat kat Amerika onlardan çıkartacağını tahmin ediyorum. E, Türk Hava Kuvvetleri 1990'ların ortasından itibaren yani yaklaşık 30 yıla yakın bir süredir KC-135 e, tipi tanker uçakları başarıyla kullanıyor. Gün geliyor Karadeniz'e çıkan Amerikan uçaklarına veya NATO görevlerinde NATO uçaklarına da yakıt ikmali gerçekleştiriyoruz. Bu filo 101. filo. Adana 10. Anajetüs Komutanlığı İncirlik'te merkezli vaziyette ve Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 7 adet KC-135R var. Bu uçaklar oldukça eski 1960'ların başında üretilmiş. Türk Hava Kuvvetleri de bir yandan bu uçakların e, yenilenmesi konusunda görüşmeler yapıyor. Halen dünyada iki önemli tanker uçak var. Biri Airbus'un yaptığı A330MMRT, diğeri de Boeing'in. 767 yolcu uçağından geliştirdi. KC-46 iki tanker uçakta kendi böyle yeni müşteriler almak üzere çalışmalar yapıyor. İki hem Boeing'in hem Airbus'un radarında da Türkiye var. Bakalım Yunanistan'a bu tanker uçaklarının verilmesi Yunanların amaçlarını ne? Nereye doğru gitmek istiyorlar? Çünkü tanker uçaklar havada savaş uçaklarının menzillerini oldukça uzatıyor. Bu da gerçekten sorulması gereken önemli bir konu. Şöyle bir sivil havacılığa dönelim isterseniz. Türkiye'de hızlı pazarlardan biri de hava kargo pazarı. Hatta geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları 4 adet daha Boeing 777F tipi kargo uçağı sipariş vermişti. Özel şirketlerimizde açıkçası onlar da büyük hamleler içerisinde. Bunlardan biri ULS hava yolları. Olesawe yollarının halen filosunda 3 adet Airbus A310 tipi kargo uçağı var ve dünyada A310 işleten az sayıda şirketten biri bu uçakları da büyük bir başarıyla ve yüksek verimlilikle kullanıyor. Şimdi filosuna bir adet Airbus A330 300 P2F. P2F'nin açılımı da şu: Passenger to Freighter. Yani geçmişte bunlar Yolcu taşımışlar ve yapılan modifikasyonla kargo uçağı haline geliyorlar. Gövdenin yanına böyle büyük bir kargo kapısı açılıyor. Gövde içi paletlerin yani kargo paletlerinin gireceği şekilde zemin konuyor ve birçok tabi mühendislik işlem yapılıyor. İşin güzel tarafı da iki uçak envanteri alacak ULS. Bunlardan ilki Türk Hava Yolları teknik tarafından modifiye edilecek uçak olacak. Bu kabiliyetin de ülkemize kazandırılması büyük önem arz ediyor. İkinci konuda Türkiye pazarına yeni giren BBN Hava Yolları var. Hem yolcu taşıyor hem de kargo uçaklarıyla uçuyor. Bu şirkette bir Boeing 777 300 ER tipi uçağını kargoya dönüştürmek üzere sipariş verdi ve halen uçak Mamut Freighter olarak adlandırılan bir şirkette. Bu şirket kargo kapısının kesimini tamamladı ve bu uçağa tam 97,5 ton kargo taşır hale getirecek. Ee, ve arkasından da e, uçağa uçağı işte bakım işlemleri tamamladıktan sonra BBN hava yollarına teslim edecek. BBN 777'yi de bu konuda uçurarak yeni bir pazara doğru büyük gövdeli kargo uçaklarına doğru adım atıyor. Bir başka özel Türk kargo şirketi MNG Hava Yolları MNG'de filosuna 10. uçağı ekledi. 10. uçak yine biraz önce anlattığım gibi bir Airbus A330-300 P2F yani Passenger to Freighter yolcudan kargoya değiştirilmiş bir uçak ve böylelikle MNG filosunu büyütüyor. Bu uçakları alırken bir yandan da filosunda uzun yıllardır kullandığı ekonomik kullanım ömürlerinin sonuna gelmeye başlayan A300-600 tipi uçakları da bu A330'larla yenilemeyi planlıyor. Biraz da iş jetlerine, patronların uçaklarına doğru eğilelim. Gulfstream bu pazardaki çok önemli oyunculardan bir tanesi yeni modeli G400'ün ilk uçuşunu geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Savannah'ta başarıyla gerçekleştirdi. G400'ün koltuk kapasitesi 9 ila 12 arasında değişiyor. 7778 kilometre menzilli böyle bir orta ve uzun menzilli gerçekten güzel bir uçak olacak. Fiyatı da 34,5 milyon dolar. Bu ilk uçuş yapıldı. Uçak havalandıktan sonra 2 saat 54 dakika havada kaldı. 41 bin fite çıktı. Ve işin ilginç kısmı da bu uçuşun ilk uçuş olmasına rağmen sürdürülebilir havacılık yakıtı SAF ile gerçekleşmesi oldu. Bakalım bu pazar Gulfstream'in G400 modeliyle epey kızışacak. G400, 500 ve 600 serisi ortak özelliklere, kokpit ve kabin sistemlerine sahip Gulfstream uzun yıllardır ürettiği iş ailesini artık kabin standartlarını daha da geliştiriyor. Son konumuz uzay ve uzayda bir süredir çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Bu kriz yaklaşık 8 günlüğüne uzaya giden iki astronotun dönemeyecek olması. 8 gün planlanan uzay görevi tam 8 aya uzamış durumda. Bunun da en büyük faktörü son dönemde Boeing'in başı biliyorsunuz beladan kurtulmuyor. Boeing'in geliştirdiği e, özel bir uzay mekiği Starliner Helyum kaçakları nedeniyle dönüş uçuşunu yapamıyor. E, bu kapsülle Batch Wilmore ve Sunny Williams uzaya gönderilmişti ve uluslararası uzay istasyonuna bu kitlendi bu mekik. Oradan indiler. 8 günlük görev yapıldı insanlı görev ve arkasından geri dönecekler ama helyum kaçağı nedeniyle mekik gidemiyor. Uzay tabi tepemizde uzay istasyonu dönüp dolaşıyor ama öyle herhangi gidecek bir durum yok bir sonraki en erken sefer Şubat ayına planlanmış durumda ve Şubat ayındaki SpaceX'in Mekke'ye gidecek ve o iki mahsur kalan astronotu oradan getirecek. Şu ana kadar bir işte yiyecek içecek bir hava ile ilgili problemleri yok. Orada aynı zamanda bazı ülkelerden de astronotlar görev yapıyor. Aynen Alper Gezer Avcı'nın yaptığı gibi deneyler gerçekleştiriyorlar ama Dönüşleri bu ekstra şeyden çıkmış, kutudan çıkmış ekstra özellik nedeniyle uzamış durumda. Şimdi 2014 yılına bundan tam 10 yıl önceye gittiğimiz zaman NASA biliyorsunuz uzay mekiklerini emekli etmişti ve bu işi daha ekonomik ve daha sürdürülebilir yapılması amacıyla özel şirketlere devretme kararı almıştı. İki şirketle anlaşmıştı. Bunlardan biri Elon Musk'ın SpaceX şirketi. Onlara bir kapsül, bir sistem yaptırdı ve karşılığında da yaklaşık 2,5 milyar dolara da Boeing'e Starliner olarak adlandırılan bu yeni mekiği yaptırdı. Boeing epey gecikti projenin teslimatında ama SpaceX epey hızlı gitti ve bu sistemi geliştirip hizmete soktu. Boeing'in bu konuyla ilgili neler yaşıyor gerçekten biliyorsunuz. Boeing 737'lerle başlayan çok ciddi bir sıkıntısı var. Boeing'in iki ölümlü kaza yaşandı, yazılım baştan aşağı yazıldı, üstüne bu uzay hikayesi geldi ve bu uzay hikayesinin üzerine de Boeing 777X yolcu uçaklarının motorlarında yaşanan problem başladı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Boeing 777X'lerin sertifikasyonu için Amerikan Federal Havacılık Otoritesi dairesi (FAA) ile çalışmalar başlamıştı. Ama motorda yaşanan bu problem testlerin durmasına neden oldu. 777X'lerde General Electric imalatı motorlar kullanılıyor ve bazı parçaların yeniden tasarlanması gerekiyor. Bu ciddi bir zaman kaybına neden olacak. Uçakların 2025 gibi teslimatı planlanıyordu. 400'den de fazla Boeing sipariş almıştı. Bu işin biraz uzayacağı ifade ediliyor ama bu her uzayan proje dünyanın her yerinde olduğu gibi havacılık devine de ciddi para kaybettiriyor. Evet bu haftalık benden konular bu kadar. Bir gün gecikmeli sizin karşınıza çıktım. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bizlere ulaşmanız için irtibat bilgilerimiz açıklamalarda. Detaylı havacılık haberleri de www.tolgozbek.com sitemizde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.